İşlerimiz hazır. Şu an kıymamızın ikinci geçimini yapıyoruz makineden. Yani bu demire saplayacağımız için eti. Şimdi böbrek yağı vardır hayvanda. Bu böbrek yağını kullandıklarında damağa yapışır mesela yedikten sonra. Ama bu iç yağı yapışmaz. Bunun da öyle bir özelliği var. Bu yani damakta lezzet olarak kalır. Ama mesela böbrek yağı ya da hayvanın diğer yağlarını kullanırsan bu sonra donma yapıyor. Böyle ağızda şey yapıyor. Evet, şu an Burdur Şişimizin ikinci aşamasına geldik. Çok bir malzememiz yok bu Burdur Şiş'te. Biraz önce çektiğimiz makineden kıyma, kaya tuzu, tuz, bir de demiri zaplama için su kullanıyoruz. Başka bir özelliği yok zaten bunun. Şu an şöyle yapımına geçiyoruz. Tuz lezzet verir, tuzsuz pek olmaz bu. Valla okulu bitirdik, liseyi bitirdikten sonra bu babamın asgari ücretli lokantasında başladık biz bu işleri. Bulaşık yalaşık derken 3 sene orada yaptık, askerlik de yaptık. Ondan sonra yani 20 senedir bu sektörün içindeyim. 10 senedir de işletmeciyim, işletme yapıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra bir 2-3 dakika sonra bunu elimizi suyu ıslatıp şu şekilde sıkıyoruz. Burdur Şiş'in özelliği yağ, kıyma. Biraz önce makineden çektim. Yani en özelliği yağ bunu zaten. Biraz önce bu yağ olmazsa olmaz. Bunun ekmeklerini zaten ustama da yaptıracağım. Kara fırınım var odun ateşinde. Bunun ekmeği de ayrıca oluyor. Onu da biz onu burada kendimiz yapıyoruz. Doğayı, köy hayatını sevdiğim için buraya doğayla iç içe bir işletme yaptım. Yani bu çoğu şeyi kendim yaptım. Kamıştan kamelya yaptım, bu havuzlar. Hepsini yani kendi ellerimle yaptım, güller diktim. Onun için yani Burdur'u bıraktım, doğayı sevdiğim için. Yani insanlar da buraya yani yolları düşerse bu lavanta turizmine gelenler Salda Gölü'ne tesisimizi bekleriz yani. Saka kuşlarının sesi, sessizlik, sakinlik. Aşağıda bizim doğal kaynak suyumuz var dağdan gelen. Böbrek rahatsızlıklarına karşı eskilerimiz faydası var diyor bu suyun. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da. Eti ben kendim yetiştiriyorum. Burdur hayvan pazarından et topluyorum böyle 6-7 aylık danaları. Özellikle dana eti zaten. Dana eti kullanıyorum. Sizi bu hayvanlarımı da göstereceğim zaten. Yani yetişen, kesime gelen hayvanı kesiyorum burada. Burada kendimiz çekimini yapıyoruz. Zaten bu Burdur için özel yani Türkiye'de zaten Burdur tarım ve hayvancılıkta zaten birinci sıralarda. Bu hayvanın lezzeti daha güzel.
Kıyma yaparken işte şöyle gördüğünüz gibi yağ. En önemli özelliği iç yağı. Karın yağındaki çember yağı. Bu lezzeti veren de o zaten. Bir et bir yağ şeklinde çekiyoruz. İki sefer geçiriyor makineden. Demire saplayacağımız için yani demirde tutması gerekiyor. Şiş demirinde. Yani buradaki müşterilerim dahi beni yani hayrete düşürüp ta buraya kadar bizim Burdur şişimiz olsun benim yani çok konuşkanımdır böyle insanlara yardım ederim. Halen buradaki müşterilerim dahi geliyorlar yani ziyaretlerime geliyor, yemeklerimi yemeye geliyorlar. İşte Zülfikar böyle böyle bir yeri açmış tavsiye ediyorlar. Geliyorlar yani herkes. Yani severek yapıyorum bu işi, zevkle yapıyorum. Sabah 6'da kalkıp hayvanlarımı besliyorum, bakıyorum. Kendi yani bütün elimden gelen köylü olduğum için sebzemi, domatesimi, biberimi hepsini ben zaten kendim üretiyorum. İsterseniz orada da gezdireceğim sizlere. Bir aile şirketi gibi burada anne, baba, hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.